Bir zamanlar çimenler üzerinde gezerlerdi. Şimdi ise çimenler onların üzerinde. Toprak onların bedenlerini bağrına bastı. Ama hatıralarına dokunmadı. Çünkü o hatıralarda en safiyane hisler, sevgiler vardı. Bundan asırlar önceydi. Devir Kanuni Sultan Süleyman Han devriydi. İstişareler edildi ve karar verildi. Uzak diyarlara gidilmeli, insanlık İslam'la şereflenmeliydi. Bakın, Ordu-yu Hümayun'un en önünde giden odur. O ki adının başına Kanuni konmuştur. Ümmet-i Muhammed'e çok hayrı dokunmuştur. Kaç kere rüyasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş, iltifatlarına nail olmuştur. Şimdi ise ordusu İslam sancağı altına girecek diyarlara gidiyor. Ordu öyle büyük ki göreni hayrete düşürüyor. Birbirinin ardı sıra giden bu yiğitler dedelerimizdir. Allah kulunun zannı üzeredir. İnşallah dedelerimizi muradına erdirmiştir. Hani bu içinde bulunduğumuz dünya imtihan dünyası ya, işte o zamanın imtihanıdır bu hatıra. Yolda giderken ağır topları taşıyan kanı arabalarından biri tökezleyip yol kenarındaki şu tarlaya giriyor. Telefat küçümsenmeyecek kadar mühim görünüyor. Kanının zimmet edildiği dedemiz çok üzülüyor. Tarla sahibi ne olup bittiğini bilmiyor. Yanaklarından kırık kalbinin sesi süzülüyor. Bu ihtiyar sebep olarak Ordu-yu Hümayun'u gösteriyor. Bunun üzerine tarla sahibi yollara düşüyor. Yolda giderken hayat arkadaşını, dört gözle yolunu gözlediği yavrusunu, yaşlı anasını düşünüyor. Bir zaman gittikten sonra mola vermiş olan Osmanlı ordusuna yetişiyor. Bu sırada Kanuni Sultan Süleyman Han ordusunun teftişiyle meşgul. Askerlerinin halini hatırını soruyor. Onun bir tebessümü bütün dertleri unutturuyor. Az ileride bir gürültüdür kopuyor. Tarla sahibi kendisini durdurmak isteyen nöbetçiye şöyle sesleniyor. Çek elini bre Adem, beni zinhar durduramazsın. Ben şefkatli padişahımla dertleşmek isterim. Kanuni Efendimiz tarla sahibinin sözlerinden çok hoşlanıyor. Atından inip tarla sahibini davet ediyor. Bizimle dertleşmek isteyene her zaman kapımız açıktır. Buyurun dertleşelim. Dertleşelim padişahım. Sizin bu ordudan bir kanı tarlamı çiğneyip harap etmiş. Ziyadesiyle zararıma, ziyanıma sebep olmuştur. Benim derdim budur. Peki bizden ne istersin? Benim zararımı ödemenizi isterim. Tarla sahibi dertlenmekte haklıydı. Elinde avucunda ne varsa o tarladaydı. Eğer gelip derdini söylemese, eşine dostuna mahcup olacaktı. Cihanı titreten padişah bütün bunları biliyor. Tarla sahibiyle dertleşmek hoşuna gidiyor. Tebessüm ederek tekrar söze başlıyor. Belli ki zararın çoktur efendi. Anladım derdi mihnetini. Diyelim ki zararını karşılamadık. O zaman bizi kime şikayet edersin? Ve dahi zararını hangi kuvvet ile tazmin edersin? Bundan sonra artık senin halin ne olur? Padişahının sözlerini duyan tarla sahibi gayet sakindi. Korkmak aklının ucundan bile geçmedi. Biliyordu ki karşısındaki sıradan biri değildi. Ona herkes Kanuni derdi. Ben garip bir köylüyüm. Elbet sana mani olamam. Ancak seni öyle birine şikayet ederim ki sen onun elinden yakanı kurtaramazsın. Sen Cihan Sultanı Kanuni'yi kime şikayet edersin? Sultanım, sizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şikayet ederim. O adiller adilidir. Tarla sahibinin bu sözü Cihan Sultanı'nın gönlünü öyle bir sardı ki
O anda ellerini semaya kaldırıp şöyle buyurdu. Ey Rabbül Alemin, Esmaül Hüsna'nın sahibi Allah'ım, sanadır hamd. Şükürler sanadır ki bizi böyle bir millete padişah eyledin. Efendi, bizi ziyadesiyle memnun ettin. Hakkını helal edesin. Helal olsun hünkârım. Yanındakilere dönüp buyurdu. Tez tarla sahibinin zararı tazmin edilsin. Gönlü hoş edilsin. Tarla sahibi, mola süresi bitene kadar ağırlandıktan sonra gönderildi. Bir dahaki molada aklına tarla sahibi geldi. Milletim böyle oldukça Ali Osman ebed müddettir. Bu fani bedenim gün gelir Mevla'ya kavuşur. Ama bu hatıralar adımızı yaşatır. Ya